sabahlar diliyorum. Saat 9 oldu. Biraz geç gittik kahvaltıyla alakalı. Burada ekmek geç geliyor çünkü. Birazdan yola çıkacağız. Harika bir yürüyüş sizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Alkış. Organizasyon. Evet, 11 odadan ayrılıyoruz şu anda. İkinci gün yürüyüşümüze başlıyoruz. Araç yolundan başladık her zaman olduğu gibi. Ufakdere'ye doğru gidiyoruz. Evet, bir daha söyle. Rotamız Büyükçakıl'dan Ufakdere'ye doğru. Aslında Kars merkez olarak da geçiyor burası. Öğlen yemeği olanı Ufakdere konumundan. Evet. Gün 14. İyiymiş. 8 miydi? 8. Ama şehir içinde beraber 9 diyebiliriz. Fakat tabii güneşin böyle perdelenmesi mükemmel oldu, mükemmel. Hafif hafif gösteriyor kendini. İnanılmaz güzel oldu. Umarım böyle devam ederiz. Tam zamanında yürümeye başlamışız. Bence şu anda sıcaklık 22-23 derece civarındadır. Güneşi görürsek eğer direkt, o zaman tabii 27-28'i görür. Her kalkınca doğru yürüyoruz ya. Yarımadaya doğru. Evet. Bir yandan onları böyle düşünüyorum falan. Oh, şahane. O yüzden kendime gerekiyor. Apartman dairesi mi? 3 kat daha fazla. Şimdi Kaş turunda, yani Kaş yürüyüşünde ağaç pek yok ama deniz kenarında ekseriyetle yürünüyor. Manzara mükemmel. Patikaya başladık şimdi. Bölgede bir sürü yazlık ev yapılmış. Tabii manzara mükemmel. İnsanlar kendilerini doğa içinde yer almışlar. Her yer taş. Bu kadar çok taş olunca taştan çok şey yapılabilir tabii. Şu anda liman ağzına inen patika yoldayız. Etrafta zeytin ağaçları var. Küçük şey, ufak bir yürüyüş rotamızda çok ağaç yok ama manzara gayet iyi. Buyurun hocam. Yalım Adülahit. Kim getirmiş bunu buraya? Burası Sebeda diye geçiyor. Sebeda. Sebeda bölgesi. Aa, bak, lahit mezar var. Bölgede herhangi bir yüzey araştırması dahil olmadığı için görebildiğimiz burada bir adet lahit var. Aşağıda da iki tane kaya mezarı göreceğiz. Altta bir tane daha var kaya mezarı ama onu denizden görebiliyoruz sadece. Bu kaya mezarı burası mı? Yok, burası lahit. Kaya mezarı kayaya uyumuş. Madde lahitlerimiz. Tekneler de buraya getiriyor değil mi insanları? Burada hiçbir şey yok. Liman sadece olsun. Bildiğimiz kaynaklarda burası Sebeda diye geçiyor. Bir yerleşim yerinin adı mı? Yerleşim yerinin adı evet. Nekropolis mi acaba burası? Yani başka mezarlar da çıkabilir mi? Çıkabilir. Nekro bu arada ölü demek, polis de şehir demek antik Yunan'da. Biz sizin ölüler şehri. Ali Bey'le karşılaşacağız mı orada? Bir antik kenti mesela antik kenti olarak değerlendirmek istiyorsak Akropolis olması gerekiyor. Akra yüksek demek, polis şehir yüksek kurulmuş şehir. Nekropolis olması gerekiyor. Stadyum veya tiyatro olması gerekiyor. Agora olması gerekiyor. Agoralar pazar yerleri, ticaretin döndüğü yerler. Çoğu zaten Likya şehri limana kurulmuş durumda. Tapınaklar oluyor, hamamlar oluyor. Roma işin içine girince hamam sayısı artıyor. Latrinalar ekleniyor. Latrinalar da antik dönemde, işte Roma döneminde tuvaletler aslında. Nasıl manzara? Dün bakın karşıdaydınız, hemen şu arada indiniz. Tepedeydik hatta. Evet. Burası adacık mı? Yok değil. Karayla bağlantısı var. Bağlantısı burası var. Da liman ağzı. Sadece tekneyle ve yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Yine burada da işletmeler mevcut. Keyifli bir yerdir. Bana da yardım etme yani bence. Yardım edebilirim. Evet.
Tamamen fırtınaya kapalı bir koy. Doğal liman. En sert havada bile ortasına demirle bırak. Burada karşıdaki dubalar hep dalış noktası. Hatta heykel de batırdılar buraya. Yani. Dalış yapıp. Burada dalış yapmışsındır sen. Yaptın burada mı? Heykel mi var? Evet. Var, varsa burada evet. Evet şurada tanıdım zaten. Limana. Şurası, burası Liman Ağzı diye geçiyor. Şurası ne diye geçiyor? Orası da Liman Ağzı. Yine de Bilal'in yeri var işte. Nuri, Nuri Spongalo var. Sağlam mı? Evet. Bu şimdi... Ben de bir göstermek istiyorum. Bir görüntü vereceğim size. İsterseniz oraya yapın. Şunu yerin. Yani yer kısmını şu kayayı çok almadan, yerden almadan, sanki hani tırmanışçı gibi şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Orada pozu verirseniz böyle kaya tırmanışçısı görüntüsü olur. Ben gördüm Instagram'da. Gördün mü? Fotoğraf. Yani... Ya hocam hep olayın şovunda yani. Reklamıydı. Çok kendi vücudunu geri vererek böyle. Oh. Geri alalım. Komando. Abartma. Spider-Man. Cidden Spider-Man duruş oldu. Çok iyi. Ben onu atacağım yani Instagram'dan. Benim de kesin. Mahallenin Spider-Man'i. Biz aslında demin Kaya Mezarı'nın kenarından iniş yapmışız. Ben de alabilir miyim? Oldu mu? Ha oldu gel. Gelenler var. Ben de istiyorum poz. Not onlarla. Beni çeker misin? Ama baksana ne kadar güzel içiyor. Günaydın. Diğer kaya mezarına da bakabilirsiniz. O daha büyük bu arada. Evet. Diğer kaya mezarımız da bu. Bu zamanının zenginlerinden biridir. Başka bir şey olmaz. Normal sıradan insanları buraya gömdüklerini zannetmiyorum ben. Köyün ağası olabilir. Yani işte. Bakın, orada yazılar da var. İşlemeleri görüyorsunuz değil mi? Kereste gibi. Ahşap. Hocam, ahşap gibi yani. Bu yazıtlarda da genellikle içeride yatan kişiye dair bilgiler. İçeride yatan kişinin soy ağacı aynı zamanda da beddualar yazıyor. Beddualarda da işte bu mezara zarar verenin. Alan izin mi? Baton al. Bu hangi arsada hocam? Hangisi? Şey mi? Eski Grek falan mı? Grekçe aynı. Antik Yunan. Hocam batonları. Ezotik. Teşekkür ederim. Evet akvaryum. Gıcır gıcır. Pırıl pırıl. Ama Likya tabelerinde G yazıyor. Şimdi bu etap oldukça dik bir iniş içeriyor. Yani insan bir an şey oluyor. Zorlanıyorsun. Geleceklere uyarıdır. Keçi gibi inmek gerekiyor burada. Ama her zaman söylediğim şey, en aşağıya odaklanma. Sadece bir sonraki adıma odaklan. İşte inişin dikliği buradan daha net olarak belli oluyor. Beraber gidiyor gibi. Keçi boynuzlarının sahibi var mı? Bunun sahibi yok ya dağlık bölgede. Bunun. Yani isteyen topluyor. Aynen. Zeytinlerin olunca dedim onun da belki vardır. Keçi boynuzunu biz eskiden kuru yemiş gibi alırdık şeyden. Ara ara keçi boynuzu yerdik. Çok yararlı ya. Yani saçlara iyi gelir. Unu yapılıyor. Pekmezi yapılıyor.
aynı zamanda da çok yararlı. Zaman zaman çok güzel bir yürüyüş alanı beliriyor. İki taraftan bitkiler fışkırmış. Yol böyle basamak haline gelmiş taşlarla. Yazıyor. Sene 1917. Buraya görevlendirmeyle bir yüzbaşı geliyor. İsmi Mustafa Ertuğrul Aker. 1917 senesinde Bayındır'a, bizim hemen Büyükçak'ın üst kısımlarına, rota oradan da, oralarda da var bu gördüğünüz tabelalardan, birçok noktaya mevzi alıyor, siper kuruyor, top yerleştiriyor. Zaten sınıfı da, rütbesi de topçu Mustafa Ertuğrul Aker olarak geçiyor. Yüzbaşı kendisi. Askerleriyle birlikte taşıyor. 1917'de karşı Meis Limanı'nda İngiliz ve Fransızlar var. İngilizlere ait dünyanın ilk savaş uçak gemisi var, Ben Mach 3 diye. Savaş uçağından kastım da o zamanlar teyyareler var bildiğiniz üzere. O gemiyi ansızın top atışlarıyla batırıyor orada. Gemi Meis Limanı'nı kapatacak kadar büyük bir gemi. Hikaye de bu. Bir tane öğretmen kaçta bu rotaları oluşturdu onun adına. Yani şey, zaten merkeze gittiğinizde direkt bir limanda anıt var. Topçu Mustafa Ertuğrul Aker anıtı. Yukarıda parkı var, Dostluk ve Barış Parkı, yine onun adına yapılmış. Yani tarihimizde böyle kahramanlar da mevcut. Sadece bu arada savaş uçak da gemiyi batırmıyor, Ben Mach 3'yi. Tekirova'da, Kemer'de Paris 2 batı var, onu da batırıyor. Birçok kez kahramanlık göstermiş Mustafa Ertuğrul Aker. Ben buraya da gittim, boştum böyle, çıktım, dolaştım. Mevzisi gören bir noktada mevzisi var. Topçu mevzisi de o zaten. Top var mı orada hala? Kaş'ta yok. Yakınları var mı bu adamın? Kaş'ta değil, İstanbul'da yakınları. Biliyorlar yani. Hatta Paris 2'ye dalan bir dalgıç araştırıyor hikayesini. Hani kim batırmış Paris 2'yi diye. Oradan Mustafa Ertuğrul Aker'e kadar ulaşıyor. Sonra torunlarına gidiyor. Torunlarından da işte babasının, dedelerinin tutmuş olduğu notları alıyor. Notları okuyor, araştırıyor. Kitabı var. Kitabı da paylaşırım. Ben Bir Türk Zabiti'yim diye bir kitap. Gruba da yollarım kitabı. Çok güzel bir kitap ama bulunması biraz zor. Adam şaşırıyor zaten. Yani dalgıç olan nasıl böyle bir kahramanı duyurmazsınız diye. Bir de kahraman çok. Mustafa Ertuğrul da şey demiş. Türk övünmeyi bilmez demiş. Evet. Bekleme ihtiyacı yok. Evet, kitabı yani. Kitabı bekliyoruz en azından adını. Bir daha gitmeyeyim diye. Hayır, evet, şöyle, burası da ilk mola yerimiz. Sarmış'ta durduk. Yani. Bana öyle yapıyorlar mesela bayan kuaförler. En azından oturma biliyor, yerleri var. Bir de çayımız olsaymış iyi olur. Nefret ediyorlar benden. Şu kadar şirin bir insandan nasıl edersiniz? Bunları YouTube'da izleyeceğim. Aslında çok yani rahat yürünüyor diyebilirim şu anda. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yol bizi görmüyor şu an itibariyle. Ağaçlar da var. Bu anlamda güzel. Peki nasıl yapıyor bu rüzgar bu doğal şeyi, görüntüyü? Nasıl derken hocam? Yani bunu sanki biçmişler gibi. Evet, yani bahçıvan girmiş gibi. O zaman burası rüzgarlı bir alan. Evet. Yarın da göreceğiz mesela. İki tane çok güzel meşe ağacı göreceğiz. Anıt ağaç gibi. Onun da altları tamamen böyle bahçıvan girmiş gibi, özel kesilmiş gibi. Tamamen orası da bir sırt, rüzgar alan bir orta. Evet, çok güzel. Hava açık, Meis çok açık bir şekilde gözüküyor. Birazdan görecek. Bize de geçsek mi acaba? Mağara yok ya. Aşağıya sular geliyor, dalga sesi evet, var. Evet evet, bunun alttan girintisi var böyle. Evet, şimdi tutunarak geçeceğiz. Baton kullanmadan. Şu adada da dalga çıkmıştık. Şimdi kaya geçişi yapıyoruz tabii. Kayalar da bazen zorlayabiliyor. Siz çıkın. Kamerayı ben alayım. Yok yok, kamerayla ilgili değil. 3 kilometremiz var ufak dereye. Burada yine molamızı veririz. Keyifli bir koydu. Akıntı komple bütün çöpleri bu koya getiriyor. Genelde böyle koyda hep ve baktığın zaman Yunan bilmem çok temiz var. Görünüyor ya. Evet. Çok temiz, baksana ya hiç. Kim yapmış bu babaları? Tanıdıklar mı?
Peri bacaları. Peri bacalarını buraya yapmış arkadaşlar. Yarın bunun iki katı büyüklüğünde bir yer göreceğiz. Her geçen bir tane üzerine koymuş bence. Su molası, dinlenme molası. Yemekten önce yemeği konuşma molası. Biz yemek yerken mi denize gireceğiz? Yemekten denize girerken sonra tepsiyle suda mı gelecek? O da bir yöntem. Yani ne kadar denize girebileceğimizle ilgili kafamda soru işaretleri belirdi de. Yarım saat kadar. Denize bu kadar gireceksek fevkalade. Tamam, yeter. Ne güzel. Biz gittiğimizde yemek hazır olmuş olacak zaten. Ama muhtemelen fön çekemeyeceksin. Yo, ben bence önce denize girin. Bir de şey çok gerçeğe. Ben duş almayacağım ya, öyle tuzlu tuzlu. Devam. Son o kadar sağlıklı. Aynen. Biraz vücut su tuz alsın. Alsın alsın bence de. Suratını yıkasan yeterli. Ben ne zaman denize girip duş almadan çıksam kendimi, hatta uyuyorum ben öyle, hiç çok güzel bir şekilde gidiyor. Vücut minerallerle doluyor yani, belli. Güzelim, sonra duş alalım, sonra yemek yiyelim. Yemek hazır, soğuk yemek hazır. Ben zaten yemiyorum ki. Ben soğuk yemiyorum ki. Yani yemiyorum yani. Köy tavuğu değilse yemiyorum. Patates yemiyorum. Köy tavuğu değilse yemiyorsun. İyi, bize bir tane daha yemek çıktı falan. Oo, evet, onunkini biz yeriz. Yokmuş. Aa. Şaka yapacaktım da yemiyormuş ya. Benim hakkımı verebilirim bu arada işte. Paylaştım. Tamam, biz yiyoruz senin hakkını. Afiyet, bal şeker olsun. Rüzgar çok iyi ve dalga yapmıyor. Şimdi bu çok güzel bir özellik. Yani teknelerle yelken keyfini çıkarmak için çok ideal. Adaların arkasına kaçıp korunmak da mümkün. Şu anda burada çok etkileyici bir manzara var. Koydaki tesiste yemek yiyeceğiz. Yaklaşık olarak işte 700-800 metre bir yolumuz kaldı yürüyerek. Herhalde 10 dakika sonra oradayız. Ben en arkadayım şu anda. Şimdi ön tarafa yetişeceğim. Güzel bir alanda güzel bir öğlen yemeği yiyeceğiz gibi görünüyor ve denize gireceğimiz yer de burası. İki tane küçük adamız var. Belki şu bir yarımada olabilir. Şu ada. Dinginlik çok güzel. Bir kere rüzgar şey etmiyor. Köpük yapmıyor, dalga yapmıyor. Harika bir görüntü var. Tekneyle gelip konaklanabilecek. Yani belki 2 gün, 3 gün kalınabilecek bir yer burası. Evet, grup geldi, yemeği gömdü, deniz kenarına geçti. Aşırı. Hiç kimse konuşmadı yemek sırasında. Neden acaba? Millet demek ki şeye gitmiş yani. Millet aç. Ama gerçekten karnımız da doydu yani, şimdi söylemek lazım. Tatlı bir yedik. Usta gayet güzel yapmış yemeği. Teşekkür ediyoruz. Balık mı var orada? Bak da şurada. Adam mı var, balık mı anlayamadım. Bir şey dalıyor çıkıyor, dalıyor çıkıyor. Adam tutuyor gibi çıkarıyor. Dalıyor. Oltaya mı geldi? Evet, çekmiyor. Oltaya geldi. Yakaladı. Yakaladı. Burada balık çok. Şekerlesin, ısırmayın. Bakalım ne? Büyük bir balık var orada. Oltadan da kurtulamadı, hayret bir şey. Şimdi sizi çekmek istiyorum. Böyle. Şey, manzarayla beraber yemek, çay saati, çay molası. Telefon alayım. Evet. Bak, kocaman bir balık varmış orada. Normal böyle şey, doğal. Kefal mi o? Adam yakaladı. Abi, boşa olta atmıyorsun. Buranın denizini çok güzel bulduk. Suyun altında çok zenginlik var. Yani kayalar ve balıklar. Gözlükle dalmak için çok güzel bir yer burası. Yani tadına doyamadım desem yeridir. Burası gayet güzel bir koy. Ben çok keyif aldım sudan. Pek dalga da yok.
Yani bir yürüme güzergahında böyle mola verip, bu kadar doğal bir yerde mola verip yüzebilmek bence parkuru çok çekici hale getiriyor. Herkese tavsiye ediyorum. Az önce yemek yediğimiz ve denize girdiğimiz yeri şimdi geride bırakıyoruz. Devam edeceğiz. İlginç tabii. Yani böyle bir yere yol açılmış. Araba geliyor. İşte insanlar kendilerine mekanlar yapıyorlar ve bu mekanlarda bir şekilde müşteri ağırlanıyor. Oradan artık Üzümlü'ye varacağız otelimize. Tahmini kaç tane? İki. İki tane geyik şuradaydı ve onu kaçırdık, görüntüleyemedim. Ne? Nerede? Bu şeyler ufak oluyor. Muhtemelen ağaçların altından sıvıştılar. Evet, yelkenli. Arkada koskoca bir tanker. Bu haksızlık ya. Burada da bir mola verdik. Biz de onları görüyoruz. Arkadaşlar su molası diye bir şeyler söylüyorlar ama. Sindiririm görsem herhalde. Bana kalırsa bu bir sigara molası. Bir şey söyleyeyim, grupta ben herkesi sigara içerken görüyorum ama. Şimdi oda gerçekten güzel. Bir kere odanın önündeki oturma alanı çok güzel. Yani böyle bir otel gerçekten çok iyi iş yapar. Manzara çok iyi. Yani düzenleme gayet güzel. Alan güzel. Şimdi gece çekimi yapıyorum. Odama duş yapmaya gidiyorum şu anda. Tabii sezon sonu olduğu için havuz falan şu anda faal değil. Ama ortam çok güzel. Gereksiz rüzgar yok. Rüzgar olmadığında da sivrisinek çok. Odayı ben aslında gündüz gözü çekim yapmak istedim ama aksilik işte. Kapı kilitli kaldı. Oda çok güzel, geniş, ferah. Manzara mükemmel. Şu anda tabii gösteremiyorum. Deniz var, görünüyor. Çok otantik, keyifli. Çatı, ahşap, lambiri. Eşyalar çok güzel. Banyo gayet düzgün, şık. Yani hakikaten dört dörtlük. Üçüncü yılındalarmış. Güzel bir otel. Doğa otel gerçekten çok güzel bir peyzaj yapmış. İsteyen bungalovlarda kalıyor. İsteyen de daha otel binası diyebileceğimiz bir tarzda kalıyor. Şey çok güzel ama yani düzenleme çok güzel. Otel aslında çok güzel. Yani gerçekten güzel. Ama biraz tabii insanlardan uzak bir noktada kalıyor. Ama yarın bir gün buralarda olduğunda bu otel muazzam olacak yani, kesin. Ama 10 yıl sonra, ama 20 yıl sonra, bilemiyorum. Bölge çok bakir. Bence güzel. Yemeği de çok güzeldi. Ben çok beğendim. Bölge şu anda ve çok kalabalık, çok yoğun değil. Likyo yolu yürüyüş yolu üzeri olduğu için otel şu anda Likya yürüyüşçülerine hizmet ediyor.